böyle vız 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 vız. Vız vız vız! Ay ne oluyor Remzi, şaşırdın mı? Sineğin işi gücü yok, beni rahatsız etmeye gelmiş. Abi vallahi uçuyorum öylesine. Hadi Remzi hadi. Uyu da sakinleş biraz. Taktın sineğe. İyi peki tamam. Şu pencereyi açacağım sabaha kadar çıksın. Serçe parmağım. Ay tutuyorsun Remzi. Sakin ol. Ay gitti tavan. Ben sana ne yapacağımı biliyorum Remzi efendi. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Sehpa mısın nesin? Hadi. Hadi hadi gel. Gel Kadir'e tutma beni. Tutmuyorum zaten Remzi. Şu öfkeni bir kontrol et artık. Hadi gel uyuyalım hadi. Arkadaşım ayırmasa çoktan çöplükteydin. Ona göre. Hala arkadaşım diyor ayol. Bir serçe parmağını daha acıttım. Bütün dünyanın serçe parmaklarını acıtacağım. Piu, Şakir bu yeni konsollar süpermiş. Necati abi acaba bir de oyun açıp mı oynasak? Televizyon kapalıyken çok saçma oluyor. Olsun bunlar ısınma turları. Şşt, sessiz olun. Baba ne yapıyorsun? Dün pencereyi açmayı unutmuşum. Şu sinek bir türlü çıkmadı odadan. Remzi bugünlerde fazla sinirlisin. Sinirli değilim ben. Kim geldi acaba? Merhabalar, ben yazar Musti. Musti diye yazar mı olur? Aa, Necati ne kadar ayıp. Hiç öyle denir mi? Asıl Necati diye fil mi olur? Çocuklar seviyor ama. Ben Üç Adımda Öfke Kontrolü kitabının yazarıyım. Ben de Üç Adımda Köfte Kontrolü'nün yazarıyım. Hohoy! Gülenlere 5 lira vereceğim. Buyurun 5 liranız. Remzi Bey, etrafa o kadar öfke enerjisi saçtınız ki sizi özel yapım cihazlarımız 1000 kilometreden buldu. Ve kitabım için yeni denek olarak da siz seçildiniz. Eğer bu kitapta yazan 3 adımı kullanarak öfkenizi yenebilirseniz büyük ödül sizin olacak. Benim öfke sorunum yok ki. Duydun mu Kadriye? Öfke sorunu diyor. Yok öyle bir şeyim. Sinek mi o? Nerede? Nerede şimdi yakalayacağım seni? Size biraz süre tanıyorum. Öfkenizi yenin, büyük ödülü kazanın. Benim daha güzel bir atasözüm var. Yemeğinizi yiyin, ayranınızı alın. Bu atasözü değil ki Necati abi. Dolapta ayran bitmiş Şakir, onu söylüyorum. Dinlemiyor musun? Yazarı duydun Remzi. Öfke sorununu yenmen gerek. Hem bak sana da zarar veriyor. Büyük ödülü çok merak ediyorum. Belki de süper mega altından yapılma bir helikopterdir. Ama bu çok önemli değil tabii. Doğru söylüyorsun Kadriye. Ama kitaptakileri uygularken yardıma ihtiyacım olacak. Elektrikler mi gitti? Pu. Deneme. Kim mi yardım edecek? Doğu'nun ve Batı'nın gördüğü en yetenekli ustalar tabii ki. Neler oluyor? Sakinlik ustası. Fil Necati. Fuçiçiçu, barışın ustası, Canan, fuçiçiçiçu, kebap ustası, Memo, döndürürüm çıtığı bravo. Kapat, ben yanlış geldim. Necati abi, beni unuttun. Doğru, uzmanlığını bilmediğim son usta, Şakir, fuçiçiçiçu. Ben de bilmiyorum ama kung fu hareketlerine bayılırım. Öfke kontrol yolunda bu 3 usta sana yol gösterecek Remzi. Ve şimdi ise rap atışması. Çabuk inin o sehpadan. Şakir, oğlum neden buradayız? Lütfen Şakir Usta deyin bana Remzi Bey. Evet Şakir Usta. Kebapçı gibi oldu bu da. Spor salonunda olmamızı anlıyorum da... Neden bir halterin ucundayız? Kitabın 1. adımı beden kontrolü. Ben de böylece uzmanlığımı buldum. Beden ustası Şakir. Kitapta yazana göre öfkeni kontrol edebilmek için ilk olarak bedenini kontrol etmelisin. Bedenim benim kontrolümde. Sen de bırak artık halter çalışmayı. Bana mı dedin? Sana dedim. 1000 kere kaldırıp indirdim, midem allak bullak oldu. Çok kabasın. O kasları da böyle ağlayarak mı yaptın? Ne yaptığımızı unutma baba. Bedenini kontrol etmelisin. Spora başlıyoruz. Müzik
gideceğim Şakir Usta. Baksana uçuyorum. Bravo, bravo. Kitaptaki görevleri tamamladın. Öfkeni kontrol etmeye bir adım yaklaştın. İşte yıldızın. Oley! Ah, iğnesi battı. Canan kızım, burada ne işimiz var? Uzun kuyruklar beni çok sinirlendirir. Kitaba çok iyi çalıştım. Ben Barış'ın ustası Canan. Hiç merak etme çekirge. Unutamayacağın bir ders alacaksın. İyi de kuyruğun ne için olduğunu bile bilmiyoruz. Pardon, bu kuyruk ne kuyruğu acaba? Ben de bilmiyorum. Uzun kuyruklarda beklemeyi sevdiğim için girdim kuyruğa. Sabırlı ol baba. Sınavın birazdan başlayacak. 5 saat sonra. Çok yoruldum. Çok az kaldı baba. Ha? İşte sınavın başlıyor. Sıra var burada, sıra. Görmüyor musun? 5 saattir bekliyoruz. Herkes gibi kuyruğun en arkasından gireceksin sıraya. Kaynak yapma. Ben hep buradaydım. Asıl kaynakçı sensin. Hey millet! Bakın sıraya kaynak yaptı. Durun bir dakika. Kaynak ne demek bilmiyorum. Kaynak, iki metal parçasını ısıl yolla birbirine kaynaştırma, yapıştırma yöntemidir. Bu yüzden de hakkı olmadan sıranın arasına girmeye kalkanlara böyle denir. Argo değildir, bir metafordur. Metafor ne demek? Metafor da... Yeter, her şeyi açıklamayı bırakın. Buraya bak, bak. Kızına kaynak yaptırmış. Ne kadar, öyle şey olur mu? Baba. Yalan söylüyor. Kızım bir şey söylesene sen de. Kitabın öğütlerini unutma baba. Sakinleş ve düşmanınla barışmayı seç. Gerçek huzuru ancak o zaman bulabilirsin. Ama... Büyük ödülü unutma. Öfkelenmemen gerekiyor. Doğru söylüyorsun Canan Usta. Belki de şöyle en güzelinden bir uzay roketi çıkar büyük ödül. Bakar mısın kardeşim? He? Sıramı aldığın için artık sana kızgın değilim. Yapman gereken şey sıranın en arkasına geçmek. Yoksa insanların hakkını yemiş olursun. Ancak yine de bu senin kararın. Özür dilerim. Haklısın. Ben en arkaya gidiyorum. Artık kaynakçılığı da bırakıyorum. İşte bu baba. Kitabın ikinci adımını tamamladın. İkinci yıldızını da hak ettin. Hazır mısın? Kuyruğun ne için olduğunu öğrenmenin vakti geldi. Ha? Sen? Ama... Ne varmış içeride? Hiçbir şey. O kapıdan girince bu kapıdan çıkıyorsun. Sıranın başındayken sıranın sonuna tekrar varıyorsun. Böyle saçma şey mi olur? Her şey eğitimin bir parçasıydı. Bu kıyafet bana muhteşem oldu bence. Necati Usta, kitabın üçüncü adımını bana öğretecek ustam sensin. Söyle bana, ne yapmam gerekiyor? Hiçbir şey. Tanju, hazır mısın? He? Tanju, dokunmasana. Ne yapıyorsun? Necati, sen kitabı okuduğuna emin misin? Kusura bakma Remzi. Eğer bunu yaparsam Necati bana gofret alacak. Hiçbir şey yapmamalısın Remzi. Cevap bu. Hiçbir şey yapmamak. Ben sakinlik ustası Necati'yim. Üçüncü adıma göre seni kızdıracak şeylerle baş edebilmek için kafanı boşaltman gerekiyor. Bak benim kafama. Bak bak, bomboş. Tanju dur artık. Sinir ediyorsun beni. Odaklan. Yeter. Tanju. Yöntemlerimi sorgulamamalısın çekirge. Böyle eğitim olmaz. Beni kızdırırsanız tabii ki kızarım. Kendi başımın çaresine bakabilirim. Bana 2 yıldız yeter. Üçüncüsüne gerek yok. Remziye. Eğitimini tamamlamadan öfkeni kontrol edemezsin diyorum. Ama neyse gitti. Buraya bak. Gofreti unut. Sana gofret almayacağım. Bana gofret almayacaksın. Necati ne yapıyorsun? Yazar Musti. Büyük ödülümü almaya hazırım. Demek hazırsın. O halde seninle küçük bir teste başlayalım. Bakalım öfkeni kontrol edebiliyor musun? 3 adımı da bitirdin mi? Tabii ki bitirdim. Elinden geleni ardına koyma. Thank you.
Yeter! Öfkeni yenemediğini biliyordum. Sen kitabı düzgün çalışmamışsın. Denek olarak başarısız oldun. Büyük ödülüne elveda de. Ne yapacağım ben şimdi? Necati, hadi artık kofretimi al. Tanju'nun sesi değil mi bu? Necati de buradadır o zaman. Oo, kim gelmiş? Eğitimini terk eden, bize ihtiyacı olmayan sarı bıyık değil mi bu? Necati, çok özür dilerim. Sözünü tutmalıydım. Yapamıyorum. Tek başıma başaramıyorum. Nereden bileyim eğitimini tekrar bırakmayacağını? Söz ver. Söz verdim. Şimdi üç kere yat, kal. Bir berber bir berbere ne demiş? Gel beraber bir berber dükkanı aç. Yanlış. Fön makinesi nerede demiş? Neyse, olsun. Seni affediyorum. Hadi gel, eğitimini tamamla çekirge. Çok sinir bozucu bu ama. Odaklan. Kemik yok. Tanju yok. Sadece sen varsın. Kafanı boşalt. Hiçbir şey düşünme. Nasıl hiçbir şey düşünmeyeyim? Öyle şey mi olur? Benim yöntemimi kullan. Be. Be. Her zaman işe yarar. Oluyor. Oluyor. Oldu. Kemik yok. Tanju yok. Beynimi öyle bir programladım ki şu an Tanju'yu görmüyorum bile. Yok yok, tuvalete kadar gitti, dönecek. Ama aferin, eğitimini tamamladın. Al, üçüncü yıldızın. Oley! Tamamladım. Artık hazırım. Hadi şu yazarla görüşelim ve büyük ödülü alalım. Öfke sorunumu yendim. Büyük ödülü istiyorum. Son düşmanınla henüz karşılaşmadın. Ha? Son düşman mı? Ha? Olamaz. Bir sinek. En sinir olduğum şey. Bana niye sinir oluyorsun anlamıyorum ki abicim. Uçuyorum öylesine. Dayanamıyorum. Baba dayanmalısın. Eğitimini unutma. Bedenine hükmet. İşte bu. Düşmanınla barışmayı dene. Sinek. Senden artık nefret etmiyorum. Sen de benim gibi bir canlısın. Gel barışalım. Geliyor. Sakin kal Remzi. Sinek yok. Sinek yok. Sinek yok. Sakinim. İşte sakinim. Arkadaş, nasıl bir ortama düştüm? Ben gidiyorum. Çıldırmış bunlar. Öfke sorunumu yendim. Oley! Başardık. Hadi büyük ödülü al Remzi. Ayranımız bitti. Daha ayran alacağız. Yazar Musti, ödülümü almaya hazırım. Hadi söyle. Ödül ne? Künefe mi yoksa uçan bir tekne mi? büyük ödülün öfkeni yenmiş olman. Musti aslında benim arkadaşım. Öfke kontrolü kitabı yazdığını duyunca hemen aradım. Sana küçük bir oyun oynadık. Ama... Fena mı oldu bak? Yok yere sinirleniyordun, düzeldin. Hadi yemek hazır. Gelin bir yemek yiyip bunu kutlayalım. Oley! Hohohoy! İşte beklediğim an geldi. Pekala. Gidelim o zaman. Ayağım! Sen çok şanslısın. Artık sakinim. Hey, beni de bekleyin. Dünyadaki tüm serçe parmaklar şimdi yandınız. Ay, çok yalnızım. Hey, ben de yemeğe gelebilir miyim? Hadi. Serçe parmağım. Oh, pazar arabası meyve sebzeyle doldu.
akşama meyve festivali var. Hı, bu da ne? O pomelo meyvesi abicim, baldan tatlı. Pomelo demesi çok eğlenceliymiş. Hemen alıyorum bu pomelodan. Gel bakayım pomelo. Hı, teyze bıraksana meyveyi. İlk ben gördüm. O benim pomelom. Hı, teyze, teyzeciğim bırak. Necati bıraksana meyveyi, ne yapıyorsun? Bir teyze için oldukça güçlüsün. Necati abi boş ver, hadi gidelim. Teyzenin bir suçu yok. Olmaz, o teyze benim kara listeme girdi artık. İşte kara listem. Gerçi kara olduğu için yazdığım hiçbir isim görünmüyor ama o teyzenin kötülükler peşinde olduğunu size kanıtlayacağım. Aman Necati boş işlerle uğraşıyorsun. Teyzeyi rahatsız etme de ne yaparsan yap. Biz eve gidiyoruz. Akşamki meyve festivaline geç kalma. Oo Narcı, pazardan aldım bir tane, eve gittim 1000 tane, değil mi? Al abi, afiyet olsun. Eve gidince tek tek sayacağım ama 1000 tane çıkmazsa bozuşuruz bak. Sabahtan beridir meyve alışverişi yapıyor. Akşam oldu hala yorulmadı. Anlamıyorum. Meyveler kocaman, çanta küçücük. Ne aldıysa o küçücük çantasına koydu. Dedektiflik içgüdülerim beni kaşındırıyor. Gerçi şu maydanozlar yüzünden de kaşınıyor olabilirim ama. Bence bu teyze bir uzaylı. Hızlı karar vermeyi severim. Uzaylı, limonların bana verdiği yetkiye dayanarak seni tutukluyorum uzaylı teyze. Kaçma! Uzaylı olduğunu biliyorum. Çanta da uzaylı teknolojisi değil mi? Biliyordum. Dur kaçma. Böyle olmayacak. Daha zekice bir çözüm bulmalıyım. Canan olsa ne yapardı? Daha zekice bir çözüm bulurdum. Teşekkürler Canan. Bir dakika. Amca, şu yönde çok ucuz ve güzel domates var. Hem de seçmece. Koş. Ne? Seçmece mi? Teşekkürler amca. İşte oradasın. Muhteşem bir dedektif olarak bu sırrı çözmeme çok az kaldı. Şimdi söyle bakalım, çantana sınırsız meyve doldurarak mutant bir ananas mı yapacaksın? Yoksa elma ile armutların toplanabileceğini mi ispat etmeye çalışıyorsun? Anlat. Burada seçmece domates yok. Hayallerim yıkıldı. Sabahtan beri Necati'den ses çıkmıyor. İçimde kötü bir his var Şakir. Yarım karpuzu bitirdin baba. İçindeki kötü his o olabilir mi acaba? Kalan yarısını da Necati'ye saklamıştım. Üzülme baba. Ama Necati abiden gerçekten de haber gelmedi. Acaba nerede? Hadi gidip bakalım. Bir dakika. Beni kim yiyecek şimdi? Yemiyorsanız buzdolabına koyun abicim, yoksa bozulurum. Yarına kadar bozulmazsın canım. Yok. Size bozulurum, gücenirim yani. Buzdolabında diğer sebzeler parti veriyormuş. Beni de götürün oraya. Ben sizi buzdolabına götüreyim o zaman. Sonra da çıkarız baba. Arkadaş, bunlara da yüz verdik, iyice tepemize çıktılar. Baba, baksana, bu o teyze. Hakikaten de hala meyve satın alıyor. Yalnız bu ne acayip pazarmış. Akşam akşam açık. Gel abla gel, akşam pazarı. Sabah pazarı. Affedersiniz teyzeciğim. Biz Necati abiyi arıyoruz da. O mor renkli bir fil. Daha önce karşılaşmıştınız. Sizin kötü olduğunuzu düşünüyordu. Tabii biz ona inanmadık ama. Acaba kendisini gördünüz mü? Niye çantanızı açtınız ki? Bize bayram harçlığı mı vereceksiniz? Yoksa fal çıkan sakızınızı mı arıyorsunuz? Necati haklıymış. Neredeyiz biz? Çantanın içine düşüyoruz. Ooo, pomelo değil mi bu? Neredeyiz biz? Teyzenin çantası bir tür geçitmiş. Bizi de uzay gemisine ışınladı. Teyze bir sürü meyve toplamış. Şunlara bak. Domates. Ben de meyve miyim, sebze miyim karar veremediği için tuttu getirdi. Meyvesin meyve. Sana sebze diyenleri aldırma. Necati abi. Necati? Demek buradasın. Oo, demek dedektif kıyafetini giydin Remzi. Sana kolaylıklar dilerim. Necati abi ne yapıyorsun orada? Beni meyve sandılar. Ben de bozmadım. Meyve taklidi yapıyorum. Dur biraz meyve gibi uyuyayım.
May. Özür dilerim Necati. Sana inanmalıydım. Hadi gel. Buradan geri dönüşün yolunu arayalım. Gelme. Ben bir meyveyim Remzi. Bırak. Meyveyi dalından koparma. Zaten istesem de gelemem. Bacağım mantın arasına sıkıştı. Daha hızlı meyve toplamamız lazım. Ha? Baba geliyorlar. Kaç. Şu karpuza bak. Kocaman. Olmuş bu, olmuş. Çabuk çabuk şuraya atla. Buyurun efendim, meyve suyunuz. Çok yavaşsınız. Bir türlü iyileşemedim. Çok daha fazla meyve suyu içmem gerekiyor. Efendim, dünyadaki robotumuz meyveleri çok yavaş yolluyor. Bizlik bir durum yok. Ben dedim size sporcu robot yapalım diye. Tutturdunuz teyze robotu olsun diye. Öyle demeyin ama efendim. En iyi meyveleri teyzeler seçer. Mesela az önce bir karpuz gördük. Kocaman. Baba, duydun mu? Meyveleri pres makinesinde ezip meyve suyu haline getiriyor. Acaba uzay gemilerine neden gemi diyorlar? Uzayda deniz yok ki. Baba, Necati abiyi unuttun mu? Doğru. Necati yüzme bilmiyor. Bir şeyler yapmazsak Necati abi meyve suyu olacak. Baba, kendine gel. Tamam, kendimdeyim oğlum. Demin atlayınca kafamı şu kuyruklu kavura çakmışım. Şimdi ne yapacağız? O bir ananas baba. Neyse, benim bir fikrim var. Baksana komutana, hastalığını iyileştirmek için meyve suyu içiyor. Eğer komutanı bir an önce iyileştirirsek meyveleri preslemelerine gerek kalmaz. İyi de nasıl iyileştireceğiz komutanı? Bana güven ve annemi ara. Alo Kadriye, akşama ne yemek var? Baba ne diyorsun? Alo anne, beni iyi dinle. Selam söyle, selam. Nasıl yani? Emin misin? Tamam oğlum. Madem öyle. Ne oldu anne? Biraz basketbol oynamaya ne dersin? Bu bakışı biliyorum anne. Bir dakika. Bu bakışı bilmiyorum. Ha? Dur olmadı. Şimdi nasıl? Tamam. Bu bakışı anladım. Soğan. Bravo. 2 sayı. Şehriye. Bravo. 3 sayı. Elma. Top çalma gerçekleşti. Zaten tavuk suyuna çorbada elmanın işi olmaz. Daha çayı kaynatacağız. Zencefil, bal, limon. İşte teyzeyi bulduk. Teyzeciğim buyur. Çantasını açtı. Şimdi. Siz de kimsiniz? Çabuk yakalayın. Ya! Hadi Kadriye. Hadi Kadriye. Ses geliyor. İşte bu. Tavuk suyu çorbası mı bu? Zencefilli çay da varmış. Ne yapıyorsunuz siz? Bu inanılmazdı. Sonunda iyileştim. Şu pres makinesini de durdurabiliriz artık. Komutanımız 17 gündür hastaydı. Siz kimsiniz? Bunu nasıl başardınız? Uzaylılar. Biz dostuz. Tamam. Beni iyileştirdiniz ya. Dileyin benden ne dilerseniz. Size şöyle güzelinden bir meyve suyu hazırlayayım mı? Hayır, dur. Ama ne oldu ki? Hiç gerek yok. Ama şu meyve çok güzel görünüyormuş. Evet, onu istiyoruz. Pekala. Bayağı da esnek meyveymiş. Bu karpuzu bana övmüşlerdi. Normalde size vermezdim ama size hediyem olsun. Kendinize iyi bakın. Amma da ağırmış. Şakir oğlum, tutsana bir ucundan. Güle güle karpuzcuk. Ne? Neler oluyor? Acayip uyumuşum ben. Şakir, Remzi, kurtuldunuz. Sizin sayenizde. Teyze gidiyor teyze. Necati, çözdük biz o işleri, merak etme. Çözülmesi gereken çok büyük bir mesele daha var. Henüz saymayı bitiremedim. Remzi, avucunu aç. Ne yapacaksın ki? Nar tanelerini sayıyorum. 456, 457, 458... Necati, ne yapıyorsun? Dur Remzi, kafamı karıştırma. İçinden 1000 tane çıkmazsa narı geri iade edeceğim. Kaçta kalmıştım? Neyse, en baştan sayarız. 1, 2, 3... Bu ezikmiş. At bunu. 4... Hop, profesör, ne haber? Ne yapıyorsun? Gelecekten arkadaşım gelecek. Çiğ köfte yapıyorum. Bu
Bu kabın içinde hiçbir şey yok ki. Gelecekte kimse çiğ köfte yemiyor ki. Çünkü dürümcüler her köşe başını ele geçirmiş. Çiğ köftesiz bir gelecek. Bittik. Neyse çok meşgulüm. Rahat bırakın beni. Alo. Oo, Mirket bugün benim gibi davranıyor. Umarım yine vücut değiştirme bölümü değildir. Çok sıradanlaştı onlar. Alo. Alo itfaiye. Ben itfaiye değilim. Evet biliyorum ben itfaiyeyim. Burada yangın yok ki. Nasıl yok? İçim yanıyor içim. Merak etmeyin. Necati abi gayet iyi. Sadece acılı kebap yedi, şov yapıyor. Evet. Aha. Anladım. Soğan olsun mu? Tamam, görüşürüz. Ağaçta kedi kalmış. İtfaiye beni aradı. Kurtarmam gerekiyor. Oo, Mirket abi, desene gelecekteki arkadaşın geçmişte kaldı. Bu esprini sadece büyükler anlayacak Şakir. Of! Ben gelene kadar birileri arkadaşımı oyalamak zorunda. Ama kim? Robotu mu kullansam? Abi hiç bana bakma, daha çöpleri toplayacağım. Boş durmasın dedik, işe soktuk, şu hale bak. Neyse tamam hadi, görev sizin. Ama berbat etmeyin. Oley! Ha! Hadi uzatmayın siz de. Yeni süpürdüm buraları. Cicu, cicu. Bu cicular robot olduğum anlaşılsın diye. Gelecekten gelen kişiyi otogarda bekliyoruz. Çok saçmaymış. Oğlum Birket dedi ya, zaman makinesi Bolu'da arıza yapmış. Oradan otobüse binmiş. Selam, ben Ece Su. Bizler de Necati. Bu ufaklık Remzi, şu küçük de Şakir. Seni Birket amcalar gelene kadar oyalamam gerekiyormuş. Necati, öyle mi söylenir? Oyalama değil tabii. Gezdirmek için buradayız. Arkadaş biraz heyecanlı. Siz ona bakmayın. Çünkü arkadaş size bakıyor. Mirket bana haber vermişti zaten. Hadi gezelim biraz. İsmi Necası olduğuna göre fazla gelecekten geliyor olamazsın. Bir süre sonra anneler ve babalar başka isim koymayı bıraktı. Gelecekte herkesin adı Ece Su ve Berke Can. Neyse boş ver. Gelecekten geldiğine göre yorgun olmalısın. Dur senin yerine ben taşıyayım. Ama valizim yok ki. Ece Su abla, acaba sorularımızı cevaplar mısın? Gelecekte uçan kaykaylar üretildi mi? Baston kullanmaya başladım mı? Gelecek, gelecek mi? Uzaylı Profesör 9 oyunu nasıldı? Araba bulan park yeri icat edildi mi? Dolabımdaki süt bozuldu mu? Ben buraya gezmeye gelmiştim. Sorularınızı cevaplamaya değil. İyi iyi tamam, hadi gezmeye. Peki cevaplarımızı sorulandırır mısın? Bir dakika, bu da bir soru oldu. Kafam yandı. Arkadan üstünü alamayan kaldı mı? Ben alamadım. Necati ne yapıyorsun? Doğru ya, bu benim üstüm değildi. Heh, işte geldik. Kaptan, bizi ışıklarda püttürür müsün? Püttürür müsün? Ne var ki? Biz gelecekte öyle diyoruz. Tamam. İnecek var kaptan. Az önce yolladığın ceketin bir beden füttürüğü var mıdır acaba? Deminki dar oldu da. Ece Su abla, neden yemiyorsun? Sen turistsin. Turistler kumpir yer ve orta köyü gezerler. Ayrıca bulutlu havalarda gözlük takıp yabancı dilde konuşurlar. Hav fen fin, vat fo çin çin çu. Of, çok sıkıldım ben buradan. Hiç eğlenemiyorum. Madem öyle, boş versen günümüzü. Bizi geleceğe götür. Bari biz eğlenelim. İyi madem. Hadi gelin. Ooo, geleceğe giden minibüs. Remzi, ben geleceğe giderken ters oturamıyorum. Yer değiştirelim mi? İçim şeffaflaşıyor da. İşim bitti. Burada yoklar. Alo. Abi, çöp kutusuyum ben. Telefon şurada. Alo, Remzi? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar denemeyin. Neden denemeyecekmişim? Çünkü sesini duymak istemiyorum. Şaka. Hat düşmüyor ondan. İçim geçmiş Ece Su. Tarabya'ya gelince tekrar uyandırsana beni.
neler oluyor? Ha, Ece su koltuğa dönüşmüş. Olamaz. Ha, hayır. Necati abi, Ece su abla inmiş. Minibüste yalnızız. Bilmediğimiz bir yerde yalnız kaldık. Bağırarak korkumuzu belli edelim. Evet. Önce nereye gezmek istiyorsun? Ha? Hey! Neden inmediniz? Çoktan geldik. Aman. Neyse. Kendileri bilirler. Aha, şoför dursana, inecek var. Aa, şoför de robot çıktı. Duracak tuşu nerede bunun? Arkadaşım niye durmuyorsun? Ayarları mı bozuk? İlla format mı atayım? Hatırlasanıza, Ece Su abla saçma bir kelime söylemişti. Onu söylememiz lazım. Neydi ki? Silecek var. İçecek var. Ütücük var. İleride çevirme var. Uyumadan önce üzücü filmleri izleyip ağlayan mor bir fil var. Fütütü, 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 yok. Fütürüt var. Hah, işte bu. Yalnız çok gelmişiz biz. 300 bin yılındayız. Kaptan, ilerideki kavşaktan U dönüşü yapar mısın? Bizi 1000 yıl kala indirirsen yeter. Kalanını yürürüz. Remzi! Neredesiniz? Mirket, kısır yaptım. Soğutmadan gel. Remzileri bulmam lazım Feride. Remzi! Şakir! Necati! Remzi! Şakir! Necati! Mirketsin sen, Mirket. Kısırı soğuttun ayrıca. Kısır zaten soğuk yenir. 300 bin yılında hiçbir şey yok mu yani? Ha, şu tuş var. Oo, arka planın rengini değiştiriyor. Ha, yanarlı dönerli yaptı. Oynama onunla. Konuşan bulut. Ne olur bize yardım edin şekilsiz bulut. Daha eve geri dönüp boş boş televizyon izlemem lazım. Tarihteki en büyük bilim hayvanı Profesör Mirket, hayatını sizi arayarak geçirdiği için yapması gereken hiçbir icadı yapamadı. Uçan tost makineleri yok mu yani gelecekte? Siz ne yaptığınızın farkında bile değilsiniz. Mirket buluşlarını yapamadığı için dünya felakete sürüklendi ve herkes gaz formuna dönüştü. O kadar da kötü görünmüyorsun aslında. Şöyle bir saç eklesek, bir de göz burun. Şimdi konuş bakayım. Ne yaptın şimdi? Anlamadım. Tamam, özür dileriz. Hadi bize bir minibüs çağır da geri gidelim. Bu saatte minibüs geçmez buradan. Hem zaman makinesini kim icat etti sanıyorsunuz? Uyuz Tacı. Annem. Sen. Yanlış. Mirket icat etti Mirket. Edemedi daha doğrusu sizin yüzünüzden. Neyse. Bizde bit pazarından alınmış bir tane var. Alın bununla geçmişe dönün. Ama orijinal olmadığı için bir sorun var. Bunu kullanınca siz de gaz formuna dönüşeceksiniz. Hayır! Daha sıvı bile olmamıştık. Eğer düzelmek istiyorsanız kumpir gününün tekrar yaşanmaması gerek. Her şeyi eskisi gibi yapın. Böylece bizim dünyamız da kurtulmuş olacak. O zaman gazlayalım Remzi. Şiu! Ben de biraz eğleneyim bari. Hey, durun. Çok kötü bir şey yapmak üzeresiniz. Evet Necati, dur. O kumpirde turşu var. Sen turşu sevmezsin. Sanırım bizi duymuyorlar. Bizi duymayan birilerini nasıl engelleyeceğiz? Gıdıklayalım. Gıdı 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 gıdı. Bunların bugün gıdıklarası yok bence. Hey, şuraya bakın. Gaz bulutunun bahsettiği kumpir o kumpir değilmiş. Oo, Hakkı ne haber? Ben de bulut oldum bak. Necati gel buraya, işimiz var. Kumpir, işi gücü bıraktım senin için. Kediyi itfaiyenin kurtarması gerekmiyor mu? Herkes meşguldü. Ben de itfaiye kursuna yeni başladım. Kedi kurtarma konusuna gelmedik daha. Mirket! Eller havaya, kediler aşağı! Necati abi seni duymuyor ki. Boşuna çabalama. Neyse tamam hallettim. Bu kediler de hep aynı şeyi yapıyor. Abi gerçekten bir şey yapmadım. Ben duruyordum, ağaç geldi. En iyisi biraz daha geri gidelim zamanda. Bir ağaç. Galiba ağaca çıkıp mahsur kalmalıyım. Çünkü kediler bunu yapar. Hop! Kedi! Çıkma sakın o ağaca! Dur! Bakın! Ağacın içinden geçebiliyorum. Hop! Hop! Miau!
Ağaçta kaldım. Ne yapacağım şimdi? Ha? Dur, hemen itfaiyeyi arayayım. Ben de kaybolan yıllarımı arıyorum. Gören oldu mu? Aa, buldum. Aa, yok, yaprakmış. Böyle olmuyor. Daha da geçmişe gidelim. Ha? Ha, kimse yok. Zamanlama çalışmam lazım. Remzi, şunun ayarını kıs biraz. Başım döndü. Uçuş sersemi olmuşsundur Necati, normal. Oo, tam yanlış anlamalık bir deyimmiş. Mesela uçak berberi olarak anlayabilirim. Evet evet, güzel oldu, böyle kalsın. Hayır Necati abi, uçuş sersemi. Uzun süreli uçuştan sonra vücudun biyolojik saatiyle indiğin yerin saati uyuşmayınca rahatsız oluyorsun yani. Kelimeler üstüme geliyor. Bana bir şeyler oluyor. Necati, sanırım düşünmeye başladın. Sakin ol. He? O da ne? Gözümü buldum. Kedi ışığı fark etti. Eğer Necati abiyi biraz daha ışıldatabilirsek kedinin ağaca çıkmasını engelleyebiliriz. Necati'nin beynini zorlamak çok zevkli olacak. Hazır mısın Necati? Anlamadım ki. Çok güzel. Mor ötesi ışınları göremezsin. Kuzey kutbunda penguen yaşamaz. Hepimizin DNA'sı farklı. Domates bir meyvedir. Bitkilerin hücresi. Dünyanın kütlesi. Kuşların yüzmesi. Bir şiirin cümlesi. Yeter! Burada çıkabileceğim bir ağaç var. Ama burada da yanıp sönen bir ışık. Işık daha eğlenceli gibi. İşe yaradı. Kadın itfaiyeyi aramadı. Oley! Benim de kafam geri söndü. Oley! Ha? Kurtulduk. Yaşasın! Gelecekten arkadaşım gelecek Remzi. Çok meşgulüm. Hiç bulaşmayın. Necati nerede? Buradayım, yardım edin. Nerede? Robot tarafından süpürülüyorum. Her yer tertemiz olacak. Tertemiz. Artık gaz bulutu değilim. Turistim. Fofafin, çatutin. İki, üç. Bu yeni futbol oyunu muhteşemmiş. Bakın bakın ne yapacağım. Baba göbeği gücü! Şakir hızla geldi ve topu çaldı. Şimdi bir kontra atak şansı. Şakir, topu at! At Şakir, at! Topu bana at! Necati abi, ne diyorsun? Şakir, ata bak! Hangi tuşlarla oynuyorduk? Tüm tuşlara basıp bölüm geçmece! Habarey! Necati abi, topa vur. Canan boşta. Top bana vuruyor. Şimdi top Canan'da. Önü boş. Geleceği parlak. Kadriye! Dikkat et! Kadriye? Ayol, niye çalışmıyor bu? Hı? Televizyonun kumandasıymış. Rüzgar kuzeybatıdan. Yer çekimi normal. 35 derecelik açıyla sola falsolu vurursam. Ben niye tribündeyim? Sahaya yabancı madde girdi. Sıkıntı yok. Ben ilgileniyorum. Necati, ben değilim. Görmüyor musun? Adam hile yapıyor. Öğretmenim, hile yapan var. Bir dakika, öğretmen benim. Dramatik kaleci atlayışı. Durum böyle. Hilecilerden bıktık. Oyun şirketi olarak bir şeyler yapmanız lazım. Evet. Mesela bana şu oyun karakterini hediye etmeniz lazım. Oy, ne tatlı. Abi, gerçeğim ben, bırakır mısın? Üzgünüm ama yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü kuruluş felsefemize göre herkes oynadığı oyunda her istediğini yapabilmeli. Yetkili biriyle görüşmek istiyorum. O kişi benim. Ne haber? Nasılsın? Bakın, bizdeki tek yasak güreşmek. Eğer güreşmek isterseniz güreş oyunumuzu alıp oynamalısınız. Bu konuda çok katıyız. Ha? Kırmızı alarm! Kırmızı alarm! Sen! Kavanozla güreşen sincap! Kovuldun! Sadece kapağını açmaya çalışıyordum. Bir dakika. Doğru anladıysam oyunda güreşmek hariç her şey serbest. Öyle mi? Kavanoz mu yener, sincap mı? Bence kavanoz. Adı komik çünkü. Tuşları çözdüm sonunda. Madem her şey serbest, ben buraya yazlık dikiyorum. Etrafı açık. Püfür püfür esen. Git başka yerde oyna. Topunu patlatırım yoksa. Ben de ödevlerimi yapıyorum. Necati abi, sessiz ol lütfen.
Olamaz. Kimse futbol oynamıyor. Etrafımdaki en mantıklı kişi ben oldum. Bu sorumluluğu kaldıramam. Şakir, çabuk bana biraz mantık yolla. Beni yakaladı Necati abi. Sen kaç, kendini kurtar. Hepsi şu bilgisayar korsanı yüzünden. Benim adım da Necati ise onun kim olduğunu bulacağım. Kim adımı Berkecan yaptı benim? Kolay gelsin. Format mı atılacak? Fabrika ayarlarına döndü. Akucuk mu gucuk? Usta, adama niye format attın? Daha bir şey dememiştik ki. Desene arkadaşım. Evet, ne lazımdı? Ne? Oyunda hile yapan biri var. Bana onun adresi lazım. Ben o işleri bırakalı çok oldu. Ne kadar oldu? Öğle arası bırakmıştım. Aram bitmek üzere. 3, 2, 1. Tamam. Hadi bulalım şu adamı. Baba, hani yazlık yapacaktın? Ne oldu? Oyunda tuğla yokmuş ki. Baksana, ne yaparsam yapayım havuz oluyor. Telefon çalıyor. Şu oyunun kontrollerine bir türlü alışamadım. Alo, Necati? Remzi, sesin az geliyor. Çeken bir yere geç. Pardon, bir el atar mısın? Şimdi nasıl? Olmadı. Bir de ben deneyeyim. Remzi, ben şu korsanın adresini buldum. Ama çok korkuyorum. Aman canım, ne olacak? Yaramaz bir çocuktur kesin. Ondan değil. Yanımdaki maymun kötü kötü bakıyor bana. Cici maymun. Tatlı maymun. Kardeşim, 55 yaşındayım ben. Ne cicisi? Muz var mı? İşte burası. Son kontroller. Işık tamam. Süper güçlü muhteşem içtiğim aktif. Baba, sende durum nasıl? Ne yapıyorum ben? Oyuncak ayımla konuşuyorum. Babanın gerginken susmayı tercih ettiğini bilmem lazım. Hadi baba, görev başlasın. Alo, Necati, buldun mu korsan kimmiş? Sen olduğuna inanamıyorum. Necati, iyi misin? Necati? Hey sen, Necati abime ne yaptın? Çabuk gel buraya. Oğlum, sınırsız basket topumuz var. Çabuk düşürelim şu korsanı. Beni karıştırmayın şu işe. Ya! O da kim? Necati seviye atladı. Necati, ne yapıyorsun? İn aşağı. Hani bilgisayar korsanlığına karşıydın? Gidin başka yerde uçur. Topunuzu kesin. Anladık. Topumuzu kesersin. Necati! Resmen hile yapıyor. Evet, hileci. Baba, saklanacak bir yer bulmamız lazım. Çabuk şu kitapların arasına. Necati buraya asla bakmaz. Burası benim saklanma yerim. Başka yer bulun. Diğer tarafa. Siparişler geldi. Cüneyt, içeri al bizi ne olur, hadi. Biri bize pışpışlıyor. Pışpışlamıyorum. Pışlıyorum. Ama bu ses. Bu renk. Bu yaşlanmış surat. Bembeyaz saçlar. Eksik dişler. Koca burun. Baygın bakışlar. Yeter. Anladınız işte. Peyami'yim ben. Peyami. Peyami baba. Sen miydin hile yapıp tüm oyunu mahveden? Böyle olacağını bilmiyordum. Çok üzgünüm. Bundan uzun uzun zaman önceydi. Peyami dede, rica ediyorum, uzun hikayelerinden olmasın. Tamam. Direkt anlatıyorum. Bundan kısa zaman önceydi. Al bakalım. Nasıl da uçuyorum ama. Sen olduğuna inanamıyorum. O değil zaten, benim. Ben de damacana nasıl becerebiliyor bu kadar işi diyordum. Kollarım olsaydı görürdünüz. Damacana gücü! Başım döndü, ne olur düzeltin beni. Necati her şeyi görmüştü. Sonrasında olanlar oldu. Çabuk elindeki havucu indir, yoksa yerimde 3 kere zıplarım. Dur!
Bu benim son havucum. Nasıl hile yaptığını gördüm. Ben de çok anlıyormuş gibi her tuşa basacağım şimdi. Yapabileceğim bir şey yoktu. Her şey açığa çıkmıştı. Ama o daha fazlasını istedi. Daha fazla güç. Dur! O kolu itersen internet kopar. Hile gücünü artıracaksan bir yandakini kaldırman lazım. Dürüstlüğünü sevdim. Ha! Ne yani? Şu an yan yana mısınız? Trabzi, ne haber? Peyami dedenin ekranından gördüm nerede olduğunuzu. Necmi'ye çamur banyosu yaptırıp... Necati, ver şu mikrofonu. Evet, ne diyordum? Necati'den kurtulmak için bir planım var ama herkesin katılması gerek. Ayrıca hemen yanımda olduğu için planı çizerek anlatacağım. Kertenkele. Hayır. Yoğurt da gol getirir. Hayır. Tahta. Tahtayı değil, üzerindekini gösteriyorum. Gidin başka yerde oynayın. Yanlış. Bir dakika, bir dakika, anladım. Necmi Necati'ye ayran köpürtecek. Şakir de araba lastiklerini balkona asacak, öyle mi? Aman, böyle olmayacak. Taktik maktik yok. Bam bam bam, başlıyoruz. Acaba kimle dalga geçsem şimdi? Niye buluttan geçemiyorum? Abi bulut değilim ben. Kartondan kestiler beni. Bulut grafiği yapmak çok zor. Görev beni çağırıyor karton kardeş. Sana hayırlı işler. Dur gitme, çok yalnızım. Bak yağmur yerine konfeti yağdırabiliyorum bak. Necati abi, hadi gel kolaysa yık bizi. Ne kadar güzel arkadaşlarım var. Sırf ben eğleneyim diye emek harcıyorlar. Gözlerim doldu. Necati, ne bekliyorsun? Hatta oyun animal. Animeye döndüm. Yine 10 metreyi 2 dakikada gelecek. Ben de o gelene kadar boş boş konuşacağım. Şimdi! Zeytinyağı! Duramıyorum! Hayda bre! Yo, durun! Güreş alarmı! Güreş alarmı! İşte, oluyor! Güreş yasak demiştim! Sizi oyundan atıyorum! Hayır! Başardık! Kendimi sizin için feda ettim. Bir teşekkürü hak ediyorum bence. Hı? Aman, ben gidiyorum. Necati ile satranç oynayacağız. Bilgisayar korsanları gittiğine göre sonunda futbola dönebiliriz. Hiç sanmıyorum.